Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin de aboneliklerinizle de şeref verdiğiniz yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi küçük küçük kısa kısalardan hemen başlayayım arkadaşlar. Kuzey Tunçelli tarih yazdı 16 yaşında Paris Olimpiyat oyunlarında ülkemizi ve bizleri gururlandıran sporcumuza bir kez daha buradan selamlarımızı iletelim. Çünkü şahane bir iş yaptı. Hatice Akbaş olimpiyatlarda yarı finale yükseldi. Paris'teki 3. madalyamız da bu sayede gelmiş oldu. Aynı zamanda sporcularımız sürüyor, sürdürüyor bazıları bazı şeyler yaparken bazıları başka şeyler yapıyor. Ee, nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Şimdi e, yarı finale yükseldikleri zaman sanırım eş güdümde diye eş olayda diye bronzu garantiliyorlar. Bazı madalyalarda ikişer tane bronz veriyorlarmış sanırım. Neyse bunlar çok mühim değil. Ama e, Esa Yıldız, Kahraman, Hatice Akbaş gibi isimlere buradan tebriklerimizi iletelim. Kuzeye de zaten ilettik. Aynı zamanda arkadaşlar başka ne var? Fenerbahçe Beko NBA'den bir yıldız istiyordu ve sonunda bu yıldız transferini gerçekleştirdim. E, Fenerbahçe Beko Luka Samaniçi kadrosuna kattım. Hayırlı olsun Fenerbahçe adına. Fenerbahçe ve Türk basketbolu adına tekrardan hayırlı olsun. Çünkü yetenekli, çalışkan, gayretli bir isim almış olduk. Ee, çok dövüyorlar. Orada nasıl olacak bilmiyorum. Fenerbahçe Lille elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda rakibi Slavia Prag Union Saint Julius eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak arkadaşlar. Ee, bu konuda da Fenerbahçe'miz doğru bir kura mı çekti? Şanslı bir kura mı çekti? Şanssız mı çekti? Bunun takdirini size bırakıyorum. Açıkçası bana sorarsanız şanssız bir kura çektik. Ha hani niye derseniz arkadaşlar? Öbür tarafta hani Glasgow Rangers Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi daha hoş olurdu. Ciko Mourinho'yu övüyor. Bizim asıl yıldızımız Jose Mourinho diyor. Ancak taktiksel olarak bazı şeyleri söylüyor. Biz şu anda gelişme aşamasındayız diyor. Biz şu anda yolumuza devam ediyoruz diyor. Yani bir şeyler söylüyor ama bilmiyorum ne anladınız. Bu arada Young Boys Galatasaray'a çıkmış. Galatasaray balı diye bir şey var. Fenerbahçe'nin elediği, fark attığı o Lugano'nun şey arkadaşı bunlar. Lugano'nun liginde son sıradaki takım. Öyle de bir şansları var. Gerçekten de. Eee Kyle McBride'de yollar ayrılmış. Hani bunlar zaten çok sizlerin önemseyeceği olay değil diye düşünüyorum. Fenerbahçe antrenmanında neler yaşandı 4 Ağustos 5 Ağustos. Bugün kulübümüz e, eşleşmeyi değerlendirdi. Fransa'ya yolculuk başladı. Siz bu videoyu izlediğinizde açıklamalar falan yapılmış olacaktır. Hani bunun dışında Ercan Güven'den Galatasaray'a olay bindirmeler, olay göndermeler işte karşınızda U19 olmayınca neye dönüştüğünüzü gördük tarzında şeyler ki haksız da sayılmaz açıkçası. Ama neyse yani ben girmiyorum detaya. Haksız da sayılmaz. Joshua King'in hala kulüp bulamaması biraz da kimden kaynaklı? Eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'dan kaynaklı. Sağ olsun İsmail hocam. Ee, yani ille Kurunic, ille bilmem Zayis'ta sözleşme uzatılacak dedi. Hala Zayis gitmiyor bir yere. Hala Kurunic'i gönderemiyoruz. Hani Ali Koç, Acun Ilıcalı uğraşıyor ediyor ama hala gitmiyorlar. Garibim Jose Mourinho bir şeyler yapmanın peşinde ama nereye kadar ne yapabilecek o da ayrı mesele. 50-50 maçları hakeza, kafa karıştırıcı maçlar. Taraftarımızın bir kısmı takıma güvenmiyor. Daha doğrusu takıma güveniyor ama e, orta sahaya güvenmiyor. Kurun içe güvenmiyor. zaytsa güvenmiyor. Ben takımdaki yani taraftarlarımıza hak veriyorum. Açıkçası ben de güvenmiyorum Kurunici e, azsa. Hani Zyce ve Kurunici futbolu bırakmamış. Futbol Zyce ve Kurunici bırakmış. Bana sorarsanız hocam belki bir patlama yapar. Ya patlama yapsa yapsa bizim aleyhimize patlama yaparlar. O yüzden çok şey yapmayın. Cengiz Ünder şimdi Katar'ın El Arabi Kulübü Cengiz'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Cengiz aynı zamanda İtalya'dan da talipler bekliyoruz. Ama aynı Cengiz Ünder gelen teklifi reddetti Katar'dan. Arkadaşlar detaya ulaşayım diyorum. Bakıyorum. <laughs> hani soruyorum, soruşturuyorum, ediyorum. Yani adamlar satın alma opsiyonunu güzel bir kiralama teklifinde bulunuyorlar. Diyorlar ki yıllık ücretini de biz verelim diyorlar. Yani garip bir şey. Ama cengiz yok diyor. Ki bunu size daha önce söylemiştim. Şimdi herkesin şeyi ilgi odağı, transfere şey yapmış sonunda. Bu arada Emma Messi'ye Meseman bir yıl daha Fenerbahçe'de bunu da ekleyeyim. Kayla McBride'ı zaten söyledik yollar ayrıldı diye. ama basketbola çok umursamıyorsunuz. VMB'den transfer falan diye. Şimdi kurun e, Fenerbahçe takım arıyor. Takım arıyor aramasını ama bulamıyoruz. Yani enteresan bir isim Kurniç. Takım bulunamıyor. Yani başımıza kim e, bu çorabı ördü bir şey de değil, denilmiyor. Bir şey desen sen İsmail hocamıza laf edemezsin. İsmail hocamızın anasına sövemezsin lan. Anasına söven yok. Diyorum ki ya böyle böyle. Ya sen İsmail hocamıza hiçbir şey diyemezsin. Bilmem ne falan filan. Tam İsmail hocanıza hiçbir şey demiyorum. Mesela rakipte de Jonathan David var forvet. Lille takımında. En tehlikeli isimler o. Hani sürpriz bir alt yazı geçse deseler ki Jonathan David sakatlandı. İki maç olmayacak. Ben bayram ederim şahsen. Şimdi Fenerbahçe'de de Fred yok mesela. Hem de adaletli de olmuş olur. Ya ortada Fred yok. Fred'in yerine oynatacağın isim Kurunic, İsmail Kartal'ın zorlamasıyla alındı. Onu oynatmasan oynatacağın isim Zayt. Zayt normalde defolup gidecekti. Aman Beşiktaş'a gitmesin. Aman Beşiktaş'a giderse sıkıntı olur diye 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 elde tuttular. Zayt'sı başımıza bela ettiler. İkinci isim o. Yani anlatabiliyor muyum? Joshua King örneğini niye verdim? Lan Joshua King gitti. Arkadaş bizden başka kimse almıyor bile ya. Lan böyle bir futbolcu ya. Ya biz bu adam için biz bu adam için yabancı kontenjanını harcadık. Sadece 3 tane maç oynayacak ikinci dönem diye. Söyleme söyle. Şimdi ben şuna da kızıyorum. Jose Mourinho ile İsmail Kartal kıyaslaması. Lan Jose Mourinho ile İsmail Kartal kıyaslaması yapmak ya hangi akla hizmet? Hangi beyinsizliğe hizmet? birinin Şampiyonlar Ligi, UEFA, Konferans, bilmem Premier Lig, La Liga şu bu şampiyonluğu var. Öbürünün hiçbir şeyi yok. İkisini kıyaslıyorsun. Ya ikisi de aynı gibi. Ya sizinki şey Adidas'tan abi bası karşılaştırmak gibi. Olsun bu da giyiliyor. Bunu da kafamıza geçirebiliyoruz falan demek gibi. Bırakın Allah'ını severseniz ya. Orta saha transferine geçeyim mi? Şu an kafadaki sorular bu. Sofyan Amrabat teklifi Fenerbahçe'nin belli olmuş. İlkay Gündoğan sürprizi. Orta saha borsası Bergen'den anlaşma tamam. Amrabat Manu'yu bekliyor. İlk ay liste başı Göreska adaylar arasında. Yeniden Casemiro. Hocam bütün tuşlara mı basıyorsun? Bütün tuşlara falan basmıyorum arkadaşlar. Haberler bu şekilde. Yani Okan Buruk geçen Süper Kupa maçından sonra ne yaptı? Çıktı. Futbolcusunu yerin dibine soktu. Zaha'yı geri zekalı ilan etti. Ben söyledim de taktiğimi anlamadı. Bir de takımı mahvetti falan filan dedi. Allah Allah. Şimdi ben isim isim tek tek vereyim arkadaşlar. Casemiro. Casemiro'yu biz daha önce de istedik. Dediler ki bize ne kadar verebilirsiniz? Biz dedik ki aynı Fred olduğu gibi 975, 925 daha doğrusu Fred'de de 5'ten falan başladık pazarlıklara da daha uyguna verin de alalım dedik. Sakatmış zaten. Kimse de almaz falan filan dedik. Aslında sakatlıktan döndükten sonra Casemiro canavara dönüştü. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın Fenerbahçe ekonomisini de düşündüğün zaman, Fred'i de düşündüğün zaman Fred Casemiro ikilisinden oluşacak orta saha. Yani ligin e, şu şartlarda alabileceğimiz en mantık isim McTominay. McTominay için açık söyleyeyim arkadaşlar. İstedikleri bon servis talebi çok yüksek. 30 milyon euro'larda uçuyorlar. Kimse 30 milyon euro'yu vermiyor. 20'ye düşelim bari diyorlar. Yani 20 milyon euro'yu vermek önemli. Fenerbahçe'yi batırır. Ama hocam Acun Olcal dedi ki bana bir yürü desin ben yürürüm. Herkesi de alırım. Bizde para çok dedim. Yani sizin siz buna inanıyorsanız Galatasaray'ın Icardi'ye yıllık 4 falan 2 falan verdiğine de inanıyorsunuzdur. O yüzden ben sizinle çok konuşmak istemiyorum yani bu konuları. Bizde para çok falan değil. Bizde sponsor çok. Sponsoru işin içine dahil etmek mesele. Hani ne kadar edebildin o kadar kar. Anlaştık mı? McTominay için 12 milyon euroya düşerlerse bugün Fenerbahçe'de. Bak 12 milyon euroya servisini düşerlerse bugün Fenerbahçe'de. Hocam adamda 32 yazıyor. Farkındayım. Leon Goretzka, Goretzka 8 numara oynayan bir isim, 6 numara değil. Hani yanlış anlamayın beni. Bayern Münih Göreska ismine kaça verecek sizin tahmininize göre? Bunu da anlamıyorum. Yani bana anlatırsanız sevinirim. Size göre kaça verecek arkadaşlar? Yani Göres kaç ben uygun ucuz fiyatlı vereceğini zannetmiyorum. Bir de şu var, oyuncu zaten hani Alman liginden Türkiye'ye gelir mi? Yani o arkadaşını yapacağız sıçrama başka. İyi de hocam McTominay gelirse, o niye gelmesin? Yani McTominay Freddy gördü. Referans var. Ne bileyim hani e, şeyi istersen Casemiro'yu, referans var. Brezilya Alex avantajım burada. Sanderberge ismi. Sanderberge'den anlaştığımızı söylüyor. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış ben bilmiyorum. Ama benim duyduklarıma göre öyle anlaşma anlaşma yok. Ama öyle diyorsam öyledir. Yani koca koca adamlar herhalde yalan söyleyecek halleri yok. Ama ben Sanderberge konusunda bir şey yapmayacağım. Sofyan Amrabat. Gelin biz kurun içi verelim Amrabat alalım. Yani gelin bu takası yapalım. Ya biz bu takası yaparsak kurun işten kurtulmuş olur muyuz? Ya yanlış anlamayın futbolculara da öcü göstermiyorum ama taraftarın genel kanaatinden şeyinden bahsediyorum. Zayt Lil maçında 2 gol birden atsa 2-0 kazansak yine Zayt'tan nefret ediyor taraftar. Onu söyleyeyim. Türkiye'de Instagram erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken işletmelerde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Eğer Fred geçen sezon sakatlanmasaydı bence Fenerbahçe şampiyon da olabilirdi. Bu kadar hakemlerin Galatasaray'ı kollamasına rağmen. Ki takke düştü kel göründü Galatasaray'ın da. Neyse ben yine işime bakayım. Sofyan Amrabat için yani ya 12 milyon euro vereceğiz. Ya Cengiz'i vereceğiz. Adamlar kabul etmiyor. Ya Kurunic artı 6 vereceğiz. İnşallah kabul ederler. Bunu da e, Kurnich hayallerindeki gibi İtalya'ya tekrardan döner. Hayırlısı. İlkay ay gün doğan ya hocam Alman milli takımında oynuyor sen de fazla gömüyorsun diyorlar. Ya ilk ayım ben şey dediğini hatırlıyorum. Hani Türkiye'ye gelirsem sadece Galatasaray'a gelirim diye bir cümle kurduğunu hatırlıyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Ama yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Böyle diyen bir futbolcudan hayır gelir mi? Ben pek emin değilim. Topu size atıyorum. İbrahim Sangare. 35 milyon euro para istediler. En başta. Lan yani 35 milyon euro çok. Düşürelim. Yok etmez. Ya arkadaş siz almışsınız. Hoşunuza gitmemiş. Beğenmemişsiniz gelin bu fiyattan vazgeçin ya istemeyiz ya arkadaş etmeyin eylemeyin yok Sonra 35'ten biraz geri adım attılar ama attıkları geri adım bizim normal ileri adımla pek uyuşmuyor o yüzden de adımlarda bir sıkıntımız var arkadaşlar ama bana sorsanız İbrahim Sangare ismi şunların hepsini döver yani keşke İbrahim Sangare'yi becersek şu saydığım isimlerin hepsini döver. Ama tabii İbrahim Sangare ismi neredeyse imkansız. Leslie Okuçkubuku bunu bize yazmışlar. Ya arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Bizim alacağımız 6 numara kütürük eriği gibi olmak zorunda. Yani Ahmet'in Mehmet'in çocuğunu alıp da geliştirecek abi biz şey değiliz ya neydi onun adı biz e, sanayideki usta değiliz ki Ahmet Mehmet çoluğunu çocuğunu bize göndersin de biz de şey yapalım diye çocuğunu geliştirelim işte yazın boş durmasın diye. Ya biz alıyorsak A oyuncu almak zorundayız. Öyle hani şey de bitti. Atilla Salah'ı alalım, geliştirelim, satalım falan, o da bitti. Artık Fenerbahçe'nin aldığı oyuncunun Jort iyi oynaması lazım. Jort ilk 11 eklemen lazım. Ha bunun bir alternatifi var, bir istisnası var. Nedir o alternatif ve istisna? Eee Frede yedek. Frede yedek alacağımız isim Patlamaya hazır bir bomba olabilir. Genç bandır kit olabilir. Ama A isim o küçük ubuku olamaz. Onu da söyleyeyim. Cengiz'e Katar'dan teklif geliyor. Cengiz gitmiyor. Gitse maaşını da karşılayacaklar. 18 milyon euro da satın alma opsiyonu koyacaklar. Cengiz orada coşar muhtemelen. Orada bir zorunlu yaptırırız bir şekilde. Ama gel gör ki Cengiz'de iş yok. Ama Cengiz başımıza bela olacak gibi duruyor. Acun Ilıcalar'da Güler Arda Güler'in şeyi de izlemişsinizdir. Ee, Barcelona maçını. Neyse, Alexander Cikun'un konuşmaları hoş ama asıl oradaki şey şu. Diyor ki biz hatalarımızdan ders alıyoruz. Yani hatalarımızdan ders alıp bir şeyler yapıyoruz diyor. Mourinho da bunun üstüne çok düşüyor diyor arkadaşlar. Evet. Ee... Nerede kaldım? Kurunic, Zaitz. Artık Bunlar istenilen oyuncular değil. Bak, mesela Ceko'ya tepki vardı. Birkaç hafta önce millet Ceko'ya küfürler müfürler ediyordu gitsin diye ama Ceko'nun kıymetini anladılar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fred mesela Fred'in sakatlığı ya şu sakatlığı olmasa Fred'in zaten geçen sene olmasa takım uçtu gitti. Bu sene olmasa yine takım uçtu gitti. Gerçekten diyorum yani ya basit bir olay değil bu. Ama yani ben çözemiyorum. İnşallah hayırlısı olsun. Ee, i̇nşallah inşallah Son sakatlığı olur bu sene. Bundan sonra da sakatlanmaz diyeyim. Ee, Yusuf Ennesiri, Alan Saint Maxim'in e, Lille maçında hangisi yedek oynar, hangisi as oynar. Ya, Maxim'in as oynamaya daha yakın ama yine de ikisi de yedek başlayacak gibi duruyor. Rakip de Jonathan David keşke sürpriz sakatlansa. Joshua King'i söyledik, konuştuk. Okan Buruk'un futbolcusunu böyle aptal gibi herkesin içine atması da hoş değildi açıkçası gerçekten de hoş değildi. Ee, yani o futbolcunun da bir gururu var, bir onuru, bir şerefi var. Bilmiyorum, yanlış yapıyorlar bence ama ya yani, Okan burru'dan anlamak lazım. Düşünsenize. Yıllarca hakemlerle git. Hakemler birdenbire yüz çevirsin sana. Yani bu verdiği tepkiyi de anlamak güç değil. Ben Beşiktaş Galatasaray maçına dair bir, bir şey söyleyeyim size. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden birisi Lugano'ymuş. Yani Lugano Partizan eşleşmesinin mağlubuyla mı eşleşecekmiş? Galibiyle mi eşleşecekmiş? Tam anlamadım da galibiyle eşleşecekmiş. Büyük ihtimalle Lugano eler gibi partizanı e, orada görürler güçlerini. Ya Beşiktaş Galatasaray'a 5 beş atacak top oynamadı aslında ama futbol şansı bazen böyle yaver gider. Bazen böyle enteresanlıklar olabilir. Mesela Galatasaray tamam 5 yiyecek kadar kötü değildi ama kötü. 2 senedir kötü Galatasaray. Ama gel bu kötülüğünü anlat. Gel belirt. Gel söyle. Neyse. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Benim bu videodan aktaracaklarım. Bu kadar. Şimdi abonelik sayısına bakın. 70.300, 70.070. Ben eminim sizler desteğinizi eksik etmeyeceksiniz. Daha da güzel, daha da süper zamanlara ulaşacağız arkadaşlar. Ben sizlerden yine destek bekliyorum. Ben sizlerden yine beğeni bekliyorum. Abonelikler bekliyorum. Kanalımızın para kazanması şey üyelik için başvurusu yapıldı sisteme sordum inceleme aşamasındaymış arkadaşlar İnceliyorlarmış. neyi inceliyorlar tam anlamadım ama olabildiğince beğeni atın bir de şey diyorlar yani en düşük üyelikler 25 liralık olarak biz hesapladık da 25'lik olursa hediye üyelik verilmez diyor ona şaşırdım ben hayret ettim. Eğer 25'lik hediye üyelik verilmezse ona bir bakmam lazım. 15'e düşürmek lazım. Ama düşmezse de bakalım arkadaşlar. En azından biraz daha şey yaparız. Destekleriniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.